ayaklar görmüş olduğunuz gibi buradaki oyuklar vasıtasıyla bir takım mekanik mekanizmaları harekete geçirerek ses çıkmasını sağlıyor. Plak ve gramofon koleksiyoneri Raif Kara'nın koleksiyonunda yok yok. 1750'li yıllardan kalma ilk Laterna plaklar tarihte yolculuk yaptırıyor. Çocuk yaşlarda başlayan eski eşya toplama merakım daha sonralarında beni gramofon ve pikaplara yöneltti. Şöyle ki herhangi bir eski eşya diye aldığım bir gramofonu dinlediğim zaman 5 duyuya ilave olarak 6. duyuya yani ruha da hitap ettiğini anladım ve o günden sonra bir gramofon, bir gramofon daha derken bugüne geldiğimizde 165 tane gramofonum var, 30 civarında pikap var, yine 25 tane lambalı radyo var, sanıyorum 10 civarında kaset çalar var, işte efendim yine 10-15 tane makara teyp var, 6 tane sinema makinesi var. Her gramofonun ya da her plağın alınma hikayesi farklı. Yani istediğiniz gramofonu, sonuçta bunlar 1965'te üretimi bitmiş olan cihazlar. Taş plaklar da öyle. Yani isteseniz de istediğiniz cihazı bulamıyorsunuz ya da istediğiniz plağı bulamıyorsunuz. Plaklarla ilgili bir örnek vereyim. Benim büyük kızım şu anda 32 yaşında. O 2-3 yaşındayken dinlediğimiz bir plak vardı. Gönül Yazar'ın ilk plağı, Aman Aman Gülpembe diye. O plağı mesela ben 10 yıldır arıyorum. Bulamadım. Yani her bir plağı bulmak için ya da her bir gramofonu bulmak için ciddi çaba sarf etmek gerekiyor. Ya da işte siz istemeden eliniz önünüze gelmişse de fiyatına bakmadan almanız gerekiyor. Çünkü sonra bulamıyorsunuz. Bu gördüğünüzde yine bir mini bir pikap. İçerisinde yaklaşık 10 santim çapında plağı var. Bu plak döndüğü zaman işte bebeğimiz ağlıyor ya da gülme plağını koyarsak gülüyor ama emziğini taktığımız zaman susuyor. Gençleştirmişiz. Şöyle. Bu da dünyada üretilmiş en küçük gramofon. 1924 yılında İsveç'te üretilmiş. Şu sayılarda bu plan 10 dakika kayıt yapabildiğini gösteriyor. Bu gördüğümüz de özel bir gramofon. Gramofonun özelliği şuradan geliyor. 1912 yılında Osmanlı İmparatorluğu için özel olarak İngiltere'de üretilmiş bir gramofon. Altın kaplama saray için üretildiği için ve tabii ki üzerindeki plakımızda İstiklal Marşımızın ilk bestesinin olduğu plak. Bunlar da şu anda da kullandığımız çocuk kitapları var ya farklı. Onların 1960'lardaki formu. Yani içi hikayesinin kendisi var, yazılı ve görsellerle. Kapakta da, şu anda ekranda görünüyor mu bilmiyorum, şöyle birkaç açıdan göstermeye çalışayım. Sessizliği olan bir plak formu diyebileceğimiz bir kapak var. (Gülüyor)
the animals went in one by one, let annoyed the crew were there.